Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli ve pratik harika bir sinipidesi tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 su bardağı ılık su alıyorum. 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı dolusu toz şekeri ilave ederek iyice çırpıyorum. Maya ve şeker biraz aktive olunca hemen üzerine diğer malzemelerini ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve üzerine unu ilave ediyorum. Malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. Hamurda kullanmış olduğumuz malzemeler çok az. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve iyice karıştırıyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. İçerisinden artık kaşığı çıkartarak elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Normal poğaça ve börek hamuru gibi olmayacak arkadaşlar. Şimdi biraz sonra da sizlere göstereceğim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz poğaça kıvamından bir tık daha yumuşak olacak arkadaşlar kesinlikle elinizi yıkadıktan sonra toparlayın Eğer elinizde hamur kaldığında un eklemesi yapabilirsiniz e sizi şaşırtabilir lütfen kontrollü olun unun markası ve kaliteden dolayı farklılık gösterebilir 2-3 yemek kaşığı farklılık gösterebilir Şöyle iç malzemesi olarak ben bol ısırgan kullanacağım. Isırgan çok çabuk eriyen bir yeşillik arkadaşlar. Bir tutam ıspanak kullanıyorum ve bir tane büyükçe pırasa kullanacağım. Karışık yapıyorum bugün. Hem ıspanaklı, ısırgan otlu nefis bir pide oluyor. Ege bölgesinde çokça sık yapılan bir tepsi pidesidir. Sayfamda da birçok tarifi var. Kabaklısı, patlıcanlı, patatesli, sade ısırgan, sade ıspanak hepsini bulabilirsiniz. Yalnız bugün farklı bir yöntemle sizlere göstermek istiyorum. Bu yöntemle de yapamayanlar için kolay bir yöntem olacak. Isırgan otu çok faydalı bir ot. Her yörede var mı bilmiyorum. Bilmeyenler de vardır mutlaka. Bizim buralarda tarlalarda çok fazlasıyla bulunur. Hele ki kışınki bol bol ısırgan bulunur. Hatta gözlemeleri de bu otla yapıyorlar buralarda. Gerçekten çok lezzetli bir ot. Eğer bulursanız mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Bir tane de büyükçe pırasa kullanacağım. Şöyle pırasayı incecik doğrayacağım arkadaşlar. Çünkü ıspanak ve ısırgan otu çok çabuk pişiyor. Pırasa da içerisinde gayet iyi bir şekilde pişsin. Otları sizlere bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Hem doğrama şeklini. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle pırasayı da ekledim, genişçe bir tepsiye aldım ve üzerine şöyle beyaz yağlı peynir kullanıyorum. Çökelek, lor da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsiyle de lezzetli olacaktır. Biz çok aşırı peynirli sevmiyoruz börekleri. Çocuklar o şekilde sevdiği için az kullandım. Bolca da ekleyebilirsiniz. Tuz miktarını peynirin tuzuna göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Üzerine sıvı yağ ekleyin. Zeytinyağı kullandım. Mutlaka otun içerisine yağ ekleyin ki daha da lezzetine lezzet katsın. Şöyle elimle iyice karıştırıyorum. Ve artık iç harcım hazır. Hamurum mayalandı. Şöyle gayet güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi üzerine sıvı yağ alıyorum. Ve hamuru şöyle toparlıyorum. Hem maya kokusunu bu sayede çıkmış oluyor. Aşırı yoğurmayın. Tavsiye etmiyorum. Mayayı söndürmeyin. Şöyle maya kokusunu aldım ve tepsiyi yağlıyorum tepsiyi bolca yağ alalım ve bir kenarıya alıyorum hamuru iki parçaya böldüm biraz önce de bahsettiğim gibi diğer sinipidelerinden farklı yapılışı arkadaşlar Çünkü herkes o şekilde yapamayabilir bu yöntemi de sizlere göstermek istedim fikir olsun sayfamda bulunsun Şöyle oklavayla küçük bir oklavayla çok az açtım ve tepsiyi alarak elimle tekrar açıyorum. Mutlaka kenarlarını inceltmeyi çalışın. Tepsinin çapına göre açtım. Tepsim 36 santim arkadaşlar. Yeni yapacak olanlar ve hiç denememiş olanlar için bu yöntem daha pratik ottan alıyorum Biraz önce de bahsettiğim gibi ısırgan otu çok eriyen bir ot onun için çok az azalıyor bolca ekleyin Tabii ki damak tadınıza göre ot miktarını az ya da çok ekleyebilirsiniz Bu tamamen sizin tercihinize kalmış Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olurum. İkinci hamuru da üzeri için açacağım. Çok az un serptim yapışmaması için. Kesinlikle çok fazla un eklemesi yapmayın. Hamuru sertleştirmeyin arkadaşlar. Yoksa pufidik pufidik güzel bir pide olmayacaktır. Evet bu kadar açmam yeterli. Üzerine biraz sıvı yağ ekleyeceğim ve sıvı yağ ile de kenarlarını iyice incelterek biraz daha büyüteceğim. yapıp deneyeceklere Ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum üzeri için alıyorum şöyle gördüğünüz gibi gayet pratik bir pide sarifi eliniz alıştığında çok sık yapacağınız bir pide Çünkü lezzeti gerçekten doyulmaz kenarlarını mutlaka sıkıştıralım ki açılmasın Evet durduğu için gayet güzel mayalandı tepsi mayası da yapabilirsiniz 10-15 dakika kadar üzerine sıvı yağ süreceğim yumurta sarısı ya da yoğurt kullanmayacağım sadece sıvı yağ ile üzerine sürüyorum fırına vermeden önce mutlaka kesin ki çıktığında daha pratik kesilsin Bir tepsi dolusu sinipidesi hazırladık bugün sizlerle birlikte. Ben kare dilimler yapıyorum. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Hatta tepsinizi kare dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bolca susam serpiyorum ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Kızarıncaya kadar pişirdim. Şöyle çok da güzel kızardı gördüğünüz gibi. inanılmaz güzel oldu. Dilimliyorum. Mis gibi buram buram pide koktu evin içi. Kesmiş olduğum yerlerden şöyle tekrar bıçakla biraz daha kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok da pratik oluyor bu şekilde. Evet bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? yemelere doyamayacağınız bir pide tarifi arkadaşlar Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum kıyı köşeyi gerçekten çok severim ben ben kıyı köşeciyim eşim ee, orta kısmını çok sever bu şekilde biz dengeliyoruz Evet şöyle sizler için tadını da bakacağım zaten ben tadını biliyorum Çünkü çok sık yaptığım tariflerim hmm, yanına şöyle bir demlik çay gerçekten muhteşem oluyor artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum Bir de elimle bölerek göstereyim Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.